Hepiniz hoş geldiniz. Benim kıymetli YouTube ailem, bugün sizlere elimden geldiğince açıklayıcı ve önemli bir gökyüzü olayından ve size olan etkilerinden bahsedeceğim. Evet, 25 Mart 2024. Yılın ilk ay tutulması ve çok önemli bir olay. Hepimizin hayatında böyle kadersel değişimler olacak bu tutulmayla beraber. Terazi burcunda gerçekleşiyor olacak tutulma. Şimdi zaten tutulmalar genellikle böyle hızlı tempolu hayatımıza değişimleri, önemli sonlanmaları, hatta yeni başlangıçları yön bulma hissiyle aslında ilişkilendirilen gökyüzü olayları. Bu etkileyici olaylar insanları ve yerleri, hayatımızda etrafımızdaki böyle dinamikleri de haliyle şekillendiriyor. Tutulmaların enerjisinin tamamen amacı aslında bize artık fayda sağlamayan alışkanlıklarımızı, ilişkilerimizi ve bazı durumları geride bırakmaya itekleyerek sonları kucaklamaya yönlendiriyorlar. Şimdi böyle bir dönemde değişimler beklenmedik şekilde ve bizim tabii ki de kontrolümüzün dışındaki olaylar aracılığıyla gerçekleşecek hepimizin hayatında. Fakat sonuçta buna bizi çok fazlasıyla etkileyecek hayat yolculuğumuzu, belki hayat yolculuğumuzdan sapma, yaşadığımızda gerçekleşen bir tür yeniden hizalanma olarak da bu olayı nitelendirebiliriz tabii ki. Bu kozmik enerji genellikle olayın gerçekleşeceği tarihten 6-8 hafta öncesinden hissedilmeye başlar ve uzun süreli olarak da devam eder. Bu nedenle bu süre zarfında yaşanan olayları kaydetmek gerçekten çok önemlidir. Çünkü hiçbir şey unutmamak gerekli ki rastlantısal asla değildir. Sevgili Boğa burcu ve yükselen burcu Boğa olanlar, tutulma aslında sizin 6. evinizde olacak ve tabii ki hal böyleyken de 6 ve 12 aksı çalışacağı için etki buradan başlıyor olacak. Böyle mistik güçlerin 12. evinizde yoğunlaşması, böyle kişisel bilinçaltınızın derinliklerine, böyle atalarınızın hikayelerine ve ruhsal rehberliklerinizin böyle fısıltılarına doğru bir içsel yolculuğa davet ediyor olacak bu tutulma sizi. Bu ev evet gizli kalmış yönlerimizi, rüyalarımızı ve sezgilerimizi de saklar. Aslında 12. ev çok da müdahale edebildiğimiz bir ev alanı değildir. Hastaneler, yine dinlenmek için çekildiğimiz sığınaklar gibi fiziksel ve metafizik alanları da kapsayan bir alandır. Böyle ruhsal rehberlerle dolu bu evren ötesinden gelen belki de mesajlarla sizi aydınlatıyor olacak bu tutulma. Bu sırada bu gizem dolu enerji zihinsel, fiziksel, ruhsal ve psikolojik sağlık esenliğinizin merkezi olan 6. evinize doğru yayılıyor olacak tabii ki. Bu tutulma hayatınızdaki zıtlıkları uyum içinde birleştirme çağrısında bulunuyor olacak sizlere. Kendi kendinize ne kadar iyi baktığınızı, sağlığımızı, ne derecede önceliklendirdiğimizi sağlığımızda ve iyileşmeyi hayatımızın olağan bir parçası haline getirip getirmediğimizi sorgulamamızı istiyor olacak bu tutulma süreci. 6. ev aynı zamanda bize rehberlik eden akıl hocalarını ve ruhsal yol göstericilerini de barındırır. Bu evde sağlığımız için yaptığımız seçimler, başkalarının ihtiyaçlarından önce kendi ihtiyaçlarımıza odaklanmayı da tabii ki getirir. Sağlığımız, sağlıklı yaşam tarzımız, günlük rutinlerimiz ve iyileşme sürecimiz bu evin temel taşlarıdır aslında. Belki yoga, meditasyon veya belki de fiziksel bir tedavi gibi alternatif iyileşme yöntemleri bu evin sunduğu seçenekler arasında da yer alıyor aslında. Şimdi yeni bir sağlık ve rutinine başlama, örneğin yürüyüş yapmaya başlama veya bir detoks programına başlama, kendinize daha iyi bakma adına yeni bir belki de rejim deneme zamanının da geldiğini gösterecek sizlere. Aynı zamanda 6. ev evcil hayvanlarımızın da gösterdiği alandır. Onların özel ilgiye ihtiyaç duyabileceğini belki hatırlatır. Belki sağlık krizleri ya da yeni bir yuvaya geçiş gibi durumlarla da karşılaşabiliriz. Tutulma iş hayatımızda veya günlük rutinlerimizde yapmamız gereken değişiklikleri tekrar gözler önüne serecek tabii. İşimizde veya kariyerimizde sağlığımıza zarar veren unsurları
fark etmemizi bir defa sağlayacak. Fiziksel ve zihinsel sağlığımız bu dönemde gerçekten çok ön plana çıkacak sevgili boğalar. Egzersiz, beslenme ve günlük alışkanlıklarımızda dengeyi bulmamız gerektiği konusunda da bizi uyarıyor olacak. Belki de bir sağlık uzmanından başka birine geçiş yapma veya artık ihtiyacımız olmayan hizmetlerden vazgeçip yeni olanlara yönelme zamanı gelecek. Tutulmalar zorlu ve ani değişimler getirse de bunlar aynı zamanda kendimizi de böyle tekrardan gözden geçirme, hayatımızdaki ilişkileri değerlendirme fırsatı da bizlere sunarlar zaten. Belki de bir danışmanla ya da bir akıl hocasıyla kurduğunuz derin bir bağı artık geride bırakmamız, yeni deneyimlere açık olmamız gerektiğinde fark edebileceğimiz bir sürece başlıyorsunuz aslında sevgili boğalar. Sağlığımıza daha fazla odaklanmak, böyle günlük rutinlerimizi geliştirmek ve hayatımızı düzene sokmak için aslında mükemmel zamanlardayız diyebilirim. Tabii ki Plüton'un uyumlu etkileşimi kariyerimizi, işimizi ve toplumdaki yerimizi dönüştürme potansiyelini de ortaya koyacaktır. Kova çağının getirdiği özellikle yeniliklerle teknolojiyi, bilimi ve yeni bilgileri kullanarak kendimizi nasıl geliştirebileceğimizi düşünmemiz de tabii ki bu süreçte gerekiyor. Hayatımızı iyileştirecek, sağlığımıza odaklanmamızı sağlayacak, kararlar almamıza çok yardımcı olacak bu tutulma ve hızlı hayatımızı, hızlı gelişmelere ve yeni fırsatlara da yol açacak. Bizi daha iyi bir sağlık ve esenlik durumuna da getirecektir. Umarım tutulma etkilerini yönetebileceğiniz bir tutulma süreci geçirmenizi temenni ediyorum sevgili boğalar.